Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu 30. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 28 Eylül'de Köln-Langsess Arena'da bir buluşma gerçekleştirilecek. Bir barış senfonisi gerçekleştirilecek. Yol 1, Sürek 1001 barış senfonisi için davetler devam ediyor. Etkinliğe hazırlıklar devam ediyor. Bugün de önemli görüşmeler gerçekleşti. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Özkan Lafatan bugün Ankara'daydı. O görüşmeleri konuşacağız şimdi. Kendisi hattımızda. Özkan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bütün izleyicilerimizi, bizi dinleyenleri, izleyenleri canı gönülden selamlıyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, öncelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığınız görüşmeden başlayalım. Bu görüşmede neler konuşuldu? Sayın Kılıçdaroğlu neler söyledi? Kendisi etkinliğe katılacak mı? Bir detayları sizden alalım. Buyurun. Evet, bugün CHP Genel Merkezi'nde çok samimi bir ortamda güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Yol 1, Sürek 1001 Barış Senfonisi'nin gerekçelerini, içinde bulunduğumuz şu andaki siyasi konjonktürel yapıyla olan iz düşümünü birlikte konuştuk. Bu bir konser değil, bu bir normal bir etkinlik değil, bu bir barış projesi. Bu bütün ötekileştirilen, dışlanan, ezilen kesimlerin bir ortak sesi olacak. Bu anlamıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye'deki şu anda mevcut yaşanan antidemokratik ve hukuksuzlukla aynı şeyleri düşündüğümüzü, aynı şeyleri paylaştığımızı gördük. Sayın Kılıçdaroğlu da bu anlamıyla bu etkinliğimizi çok anlamlı buldu, değerli buldu. O sebeple biz Barış Senfonisi demiştik. Ve Barış Senfonisi'nde bir duruş sergilemek adına ezilenlerin, ötekileştirilenlerin bir duruşu adına sayın ve laiklik, demokrasi adına bu konudaki hassas davranan bütün kesimler adına biz bu daveti yaptık. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da bunu çok anlamlı buldu, kabul etti ve programı gereğince elinden gelen bütün gayreti sarf ederek katılmak istediğini belirtti. Fakat önümüzdeki dönemde katılıp katılmayacağı netlik kazanacak. Evet, henüz bir netlik yok. Kendisine daveti gerçekleştirdiniz. Şimdi siyasi izdüşümle nasıl bir bağlantısı var? Bunu konuşacağız Barış Senfonisi'nin. Aynı zamanda şöyle bir konu da var. Siz bunun ismini Barış Senfonisi koydunuz. Bir yandan son dönemde de hani kayyum atamaları ile ilgili CHP'den de önceki dönemlere göre çok daha önemli tepkiler geldiğini görüyoruz. Bu açıdan da siz bunun ismini Barış Senfonisi dediniz. Kayyum atanan belediye başkanı da davet ettiniz. Aynı zamanda bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiniz. Bu açılardan bakacak olursak, siyasi cümle kuracak olursak, Barış Senfonisi'nin Yol 1, Sürek 1001 senfonisinin nasıl bir önemi var? Bununla ilgili değerlendirmenizi almak istiyorum. Önemi şuradan kaynaklanmakta. Zaten Yol 1, Sürek 1001'in kendi içerisinde özü sözü bir olan, demokrasiden yana, laiklikten yana düşünenlerin ortak aklı, yollarının bir olduğu izlenimini de buradan alabiliriz. Tabii ki Yol 1, Sürek 1001 Alevilerin bir düsturudur, Alevilerin bir söylemidir. Ama bugün yaşadığımız ortamda gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da Yol 1 farklılıklarımız var, farklı düşünenlerimiz var, farklı inananlarımız var. Ama hepimizin ortak kaderinin bir olduğu, çıkış yolunun da bir olacağı anlamına geliyor. O anlamıyla da iz düşümü var. Siyasi konjonktürel yapıda da farklı düşünsek de, farklı siyasi partilerde, farklı yerlerde yer alsak da hepimizin ortak bir yolu, ortak bir çıkışı olacaktır. Bunun adı da laik ve demokratik bir mücadeleden geçecektir. Biz bu vurguları yapmaya çalışıyoruz. Gerek hukuksuzluğun, gerek adaletsizliğin ön aldığı birçok seçim iradeleri dahil darbelerin vurulduğu bir dönemde düşmanlaştıran, ayrıştıran anlayışlara karşı ortak bir sesin, ortak bir nefesin ortaya çıkması gerekiyor. İşte bunun adı Yol 1, Sürek 1001. Biz de bu anlamıyla günümüzde de sadece Alevilerin değil, biraz önce saydığım bütün çevrelerin ortak bir düşüncesi, ortak bir yolu olduğu için bu davetleri yapıyoruz. Evet, peki. Aynı zamanda bugün HDP Genel Merkezi'ne de gittiniz bildiğim kadarıyla. Evet. Oradaki görüşmeler nasıl geçti? Onlarla ilgili de bilgi almak orada isteriz. Orada da yine aynı duygu ve düşüncelerle, aynı gerekçelerle, aynı hassasiyetlerle
Yani bugün çok fazla lüksümüzün olmadığı, çok fazla ayrıştıran, ötekileştiren anlayışlara karşı prim verilmemesi gerektiğini, aramızdaki farklılıkların bir kenara bırakılıp zenginlik olarak kabul edilip bu zenginliği işlemenin yollarını aramamız gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Aynı daveti, aynı düşünceyle oraya da yaptık ve neticesinde her iki kesimden de, her iki düşünceyi de birleştirdiğimizde burası bütün özellikle muhalefet kesimin ve demokrasiden, laiklikten yana olan, özgürlüklerden yana olan bütün kesimlerin, ötekileştirilen bütün kesimlerin ortak bir sesi ve nefesi olacaktır. Bütün çağrılarımız, bütün davetlerimiz bu mihvaldedir. Evet, peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bugünkü görüşmeler çok önemliydi. Bunlarla ilgili detayları aldık. Evet. Şimdi aslında federasyonun sosyal medya hesaplarından da takip ediyoruz. Hazırlıklar son hızla devam ediyor. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Biraz bunlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz? O gün nasıl geçecek? Tabii, bununla ilgili. Hazırlıklar son aşamasına şu anda girdi. 15 bin kişilik arena tıka basa dolu olacak. Şu anda bütün biletlerimiz satıldı. Çok az kalan kısımlar da, artık böyle taneyle hesap edebileceğimiz kısımlar da satışına devam edilmekte. Bizim bütün yaşadığımız ülkenin sorunları, yaşadığımız ülkenin siyasi konjüktürel yapılarıyla, yaşadığımız dünyanın siyasi konjüktürel yapılarını birleştirecek ve orada ortak bir çağrıya dönüşecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yani sadece Anadolu'dan gelen Türkiye toplumlarına değil, Avrupa içerisinde yetişen yeni bir nesil geliyor. Avrupa içerisinde yetişen bizden farklı, etnik ve inanç olarak da farklı olan kesimlerin buluşabileceği şekilde bir proje kendi içerisinde sürdürülüyor. Tabii ki yol bir süreklidir, bir Alevi düsturudur ve Alevilerin dünyaya, çevreye, doğaya, insanlığa bakış açısının da burada bir bir yansımasını sağlayacak şekilde hazırlıklarımız sürdürülüyor. Yani evrensel değerlerin buluşacağı, evrensel değerlerin bir nefes haline geleceği bir yol bir süreklidir, barış senfonisi tamamlanmak üzere. Peki, çok teşekkür ederiz. Kıymetli bilgileri bizle paylaştınız. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Size de başarılar. Evet, çok sağ olun. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Özkan Lefatan aynı zamanda kendisi kanalımızda programda sunuyor biliyorsunuz. Şimdi Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Bu konuyla ilgili bilgi aldık kendileriyle ve aynı zamanda HDP Genel Merkezi ile de görüştüler. Ve 28 Eylül'de gerçekleştirilecek Lanxess Arena'da Köln'de gerçekleştirilecek Barış Senfonisi'ne, Yol Bir Sürek Bin Bir Senfonisi'ne bir davetlerini bugün Ankara'daki görüşmeleriyle yaptılar. Özellikle Özkan Lefatan'ın vurguladığı ezilen kesimlerin ortak sesi olacak bir senfoni, barış senfonisi gerçekleştirilecek ve bu sıradan bir etkinlik değil, barışın sesi olacak bir etkinlik olacak dedi kendisi. Aynı zamanda evrensel değerlerin nefesi haline gelecek bir etkinlik olacağını belirtti. Hazırlıkları da sorduk. 15 bin kişilik bu dev salonunda dolacağını, taşıyacağını öğrendik. Biletlerin tamamının satıldığını öğrendik. 28 Eylül'de biz de merakla bekliyoruz bu etkinliği. Nasıl geçecek? Oradan tabii ki yayınlarımız da olacak. Hazırlığına dönüp de yayınlarımız devam edecek diyelim. Bugünkü görüşmeler bu şekildeydi. Bağlantılarla devam edeceğiz yayınımıza.